Alo. Efendim Elif Hanım. Ne istemiştiniz? Tabii ki. Tabii ki. 2 dakika içerisinde oradayım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Merhaba Elif Hanım. Merhaba Ramazan Bey. Hoş geldiniz. Şey çıkın markete. Sen buraya dışı çıkın bir markette elbise vardı. Tabii ki. Neler olacaktı? Süt, bebek bezi, prima, çay, yarım kilo çay, kırmızı paketten, 1 kilo çay, toz şekerden, 1 kilo da sıvı yağ alacaksınız. Zaten tamam. Size yazıyor, ona göre tek getirirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz birazdan. İyi günler. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadığımız için Ramazan Bey'den rica ediyoruz. Marketle alışverişlerimizi o yapıyor. Hı hı. Bugün de az önce de istekleriniz vardı. Neler aldırdınız ona? Süt, ıslak mendil, yağ ve çocuk bezi. Sağlık Bakanımızın evde kal çağrısına uyuyoruz. Sağ olsun Ramazan Bey'den siparişlerimizi getirdiği için sürekli ona sipariş veriyoruz. Daha önceki dönemlerde teknik olarak hizmet veriyordum. Ama son zamanlardaki virüs dalgasından, koronavirüs dalgasından dolayı şu an insanlarımız evden çıkamadığı için çoğu zaman insanlara ev konusunda, dışarı çıkmama konusunda yardımcı oluyorum. Bu bakkal, market alışverişi olabiliyor. Bazı insanların fatura ödemeleri veyahut da kargo alımları, efendime söyleyeyim, aklınıza gelebilecek her türlü dışarıya yönelik konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugünlerde inşallah geçecek. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına rağmen bazen evden çıkan insanlarımız oluyor. Bunlarla fikir alışverişi yaparak evde kalmasını öneriyoruz. Şimdi de gördüğüm üzere ellerinizde eldiven, yüzünüzde maskeyle insanlarla bu şekilde diyalog kuruyorsunuz. Doğru. Olmak zorundayız çünkü ben birçok insanla diyalog halindeyim. Ben kendim hasta olmasam bile taşıyıcı olabilirim. Bunun için önlem alıyorum.